Arkadaşlar merhaba, bugün videoların altındaki yorumları cevaplarken izleyicilerden birkaçı bu bitcoin'de gerçekleşecek olan hard fork'tan da bahsetmemi istemiş. Bu bitcoin yatırımcıları için aslında hepimiz için çok önemli bir gelişme. O yüzden bununla ilgili en son haberleri okuduktan sonra bu videoyu çekiyorum. Şimdi bitcoin'de bir hard fork gerçekleşecek tekrardan. Segwit 2x isimli bu hard fork ile yeni bir Bitcoin varyasyonu ortaya çıkacak. Yani bundan bahsetmeden önce hard fork nedir ya da Bitcoin'de bu gerçekleşen fork nedir? Kısaca size ondan bahsedeyim. Şimdi bildiğiniz gibi Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto diye kim olduğu bilinmeyen bir adamın 10 sayfalık bir makalesiyle ortaya çıktı. Adam 10 sayfalık bir makaleyle işte bu Bitcoin fikrini ortaya attıktan sonra bir takım geliş, yazılımcı, geliştiriciler bu fikri hayata geçirdiler ve açık kaynak kodlu olarak bu Bitcoin dediğimiz bu para ortaya çıktı. Ama tabii Bitcoin ilk geliştirildiğinde yani 2008'deki mantık bu kadar çok insanın Bitcoin'i alacağını düşünerek yazılmamıştı. Mesela ilk orijinal Bitcoin'de saniyede en fazla 7 işlem yapılabiliyor, 7 transfer yapılabiliyor. Bugün dünyada Yüz binlerce bitcoin kullanıcısı var. Bu alışverişlerin saniyede 7 işlemle tamamlanması çok zor oluyor. O yüzden mesela sistem bugün şişmiş durumda. Bu bir de şeyleri de çok arttırdı transfer komisyonlarını. O yüzden bitcoin eski günlerdeki gibi hızlı alışveriş ucuz para transferi aracı olmaktan çıkmış durumda işlem açık kaynak kodlu olduğu için de geliştiriciler bununla ilgili Bitcoin'in forumlarında tartışıyorlar. Mesela bir kısım geliştirici diyor ki ya diyor bu Bitcoin'in yazılımında şöyle şöyle bir güncelleme yapsak bunda hem şey transfer ücretleri düşer hem transfer hızları hızlanır. Bu daha uzun ömürlü daha ölçeklenebilir bir paraya dönüşmüş olur diyor. E ama bir başka kısım geliştirici de diyor ki hayır diyor bu kod kanundur diyor ilk gün nasıl yazıldıysa öyle kalmalı biz bunu öyle korumalıyız bunun içinde bir sürü insanın parası var e, bu olduğu gibi kalmalı diyor e, burada anlaşamıyorlar açık kaynak kodlu olduğu için Bitcoin'in bir sahibi olmadığı için orada bir konsensüse varılamıyor e, o zaman işte değişik yöneren taraf diyor ki tamam o zaman diyor ben işte bu güncellemeyi yapacağım koda e, ne haliniz varsa görün diyor Sonra işte o güncellemeyi kabul eden yazılımcılar o güncellemeyi işte sistemlerine ekliyorlar. Kabul etmeyenler eklemiyorlar ve bu bu, şey, bu olay işte e, paranın çatallanmasına sebep oluyor. Yani işte e, o güncellemenin olduğu bloktan sonra iki tane farklı Bitcoin ortaya çıkmış oluyor. İşte bunu önce Bitcoin Cash'te gördük. Daha sonra işte e, Ekim ayında Bitcoin Gold ile gördük. Kasım ayında da bu senenin Kasım ayında da bu SegWit 2X gerçekleşecekti ama işte aylarca süren tartışmadan sonra bunu biraz öteleyelim dedi geliştiriciler. Şimdi tahminen işte 501.451. bloğa geldiğimiz zaman ki o da 28 Aralık 2017'ye tekabül edecek. İşte bu blok çöz bu blok işlendikten sonra yeni güncelleme devreye alınacak ve Bitcoin tekrar çatallanacak bununla beraber de işte B2X adında yeni bir Bitcoin varyasyonu ortaya çıkmış olacak. Şimdi bir for, hard fork olduğu zaman ortaya iki Bitcoin çıkıyor ve bloklardaki veri ne derler yeni coin'de de tutulduğu için işte daha öncesinde Bitcoin satın almış Bitcoin tutan insanlar bu yeni paradan da almış oluyorlar. Yani mantık öyle işliyor. Bunu Bitcoin Cash'te yaptılar, Bitcoin Gold'da yaptılar. Bu Segwit 2x'te de olacak. Ama işte bunu bu çatalı herkes desteklemediği için paranızı, Bitcoin'inizi hangi şeyde borsada ya da hangi cüzdanda sakladığınız çok önemli. Mesela Pari bu bu tip şeyleri desteklemiyor. O yüzden bir sürü insan mesela mağdur oldu daha önceki forklarda alamadılar o yeni çıkan parayı. Ama mesela destekleyen exchange'lerde parasını bulunduranlar bu işte güncelleme günü geldiğinde yeni para biriminden de o oranda sahip olmuş oldular. Yani aslında ortada bir bedava para söz konusu. İki para çıkıyor. işte hisse ikiye bölünmüş gibi ama iki tarafında değeri artıyor. O yüzden elinize bedava para geçmiş oluyor. Son zamanlarda işte şu bugünün sabahtan beri Bitcoin fiyatlarının artmasının arkasındaki en önemli sebep de bu insanlar altcoinlerden çıkıyor, bütün parasını Bitcoin'e döndürüyor. Çünkü işte çok yakın bir zamanda SegWit 2x hard fork'u gelecek. O bedava parayı kaçırmamak için herkes parasını Bitcoin'e çeviriyor. Bunun dışında bir de bu işte cointelegraph.com'da bu işte forkla ilgili olan haberde şöyle ilginç bir şey okudum. Burada diyorlar ki işte ne kadar Bitcoin'iniz varsa o kadar yeni SegWit 2x B2x coin'inden de alacaksınız. Bunun yanı sıra Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin'lerini de belli bir oranda herkese böleceğiz demişler. Bu çok ilgincime gitti. Biliyor musunuz bilmiyorum ama hani şu an piyasada 16.7 milyon Bitcoin çıkarılmış ya. Bunların 4 milyonu kayıp durumda. İşte bu ilk çıktığı günler millet bunun değerli olacağını bilmediği için işte anahtarlarını kaybetmiş, anahtarlarını kaybetmiş, cüzdanlar havaya uçmuş falan. Bir 4 milyonu kullanılmaz halde kayıp durumda. Ama bir 1 milyonu da Satoshi Nakamoto denen adamın cüzdanında duruyor bu yeni çıkacak parayla o cüzdandaki paranın da bir kısmı işte Segwit 2x destekçilerinin cüzdanlarına dağıtılacak demişler. Bakalım nasıl olacak. Bir de tabii şimdi bu forklarla ilgili her yerde haber yapılmaya başlandı. İlk fork yapılmadan önce mesela herkes dedi ki ya dediler bitcoin'i sulandırıyorlar işte ikiye bölünecek bu sistemi bayağı alt üst edecek bitcoin fiyatı düşecek dediler ama aksine hiç öyle olmadı o dönem bitcoin inanılmaz yükseldi onunla beraber bitcoin cash de yükseldi bitcoin gold çıkacağı zaman da bitcoin yükseldi bitcoin gold çıktıktan sonra gold o kadar yükselmedi o daha hala bir traction yakalamaya çalışıyor. Ama bu Segwit 2x ondan çok daha önemli bir güncelleme. Hatta biraz da anladığım kadarıyla teknik olarak pis bir güncelleme. Yani çok radikal değişiklikler içeriyor yeni kod. O yüzden mesela belli güvenlik açıkları meydana gelebilirmiş başlangıçta. Bakalım. O yüzden mesela bu Bitcoin fiyatına ne yapar bilmiyoruz uzun vadede. Ama tabii işte bedava para çıkaracağı için bu update şu an herkes Bitcoin alıyor. Peki 28 Aralık'tan sonra ne olacak? Ee, i̇şte herkes Bitcoin yeni Bitcoin'lerini aldıktan sonra tekrar altcoin'lerine dönecektir. Ee, i̇şte bakalım yeni Bitcoin'in fiyatı da ne kadardan başlayacak, ne kadar artacak? Ee, kanalımızda yapacağımız yeni videolarda bunu da takip ediyor olacağız. Ee, ya ben bu hard fork işi aslında iyilik için yapılıyor. Yani bu Bitcoin'i ayakta tutmak, verimsizliklerini çözmek için yapılıyor ama... Yani bakın bu 2016'dan beri acayip popüler olan Bitcoin'de daha şimdiden bir buçuk sene olmadan üç tane hard fork gördük. Yani hani yalama edecekler diye korkuyorum açıkçası. Ee, paradan para üretiyorlar. İşte bu kadar her kafadan ses çıkıyor. Herkes kendi coinini yaratıyor. Ee, hani bu ne kadar sağlıklı tartışılır. Bir de bu son update'de işte güvenlik sıkıntıları olacak dendiği için sizin de dikkatli olmanızı öneriyorum. Eğer imkanınız varsa Bitcoin'lerinize bir hardware donanım cüzdana saklayın ya da en azından bilgisayarınızı offline olarak tutun ya da hani güvendiğiniz bir borsada durduğundan emin olun. Hard fork meydana geldikten sonra ilk birkaç gün işte toz inene kadar sağ sola para göndermeyin. Çünkü onunla ilgili bir sürü uyarı okudum. Bir ne olacağını görelim bakalım sistemde. Bununla ilgili yeni gelişmeler olursa kanalda sizinle paylaşıyor olurum elbette. Bitcoin'i en iyi saklamanın yolu nedir? Bununla ilgili çok soru geliyor bana. Bunu da bu hafta çekeceğim detaylı bir videoda hepinizle paylaşacağım. Bu forklar dediğim gibi çok teknik işler. Bu videoda olduğu kadar anlatmaya çalıştım. Ama hala kafanızda bir soru varsa ya da atladığım bir kısım varsa lütfen yorumlara yazın. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Kanalımız inanılmaz gidiyor. 12.000 kişi olduk bile. Ee, yıl başına 20 bin olur muyuz diye bakalım bir iki sürpriz video çekmeyi düşünüyorum. Ee, lütfen o yüzden desteklerinizi esirgemeyin, arkadaşlarınızla kanalımı paylaşmaya devam edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.